Nasıl şeytanın yaveri durumundaki Yahudiler, müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zehirleyip kökten bu işi bitirmeyi denediler defalarca. Yani defalarca suikast atlattı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu peygamber aleyhisselamın bu güzel yanını güneş gibi ayna gibi öbür tarafa yansıtacak olan alimler bütün devrimbazların ve hilebazların hedefi olmuşlardır. Evet, peygamberlerin çilelerinin de varisleri olmuşlar dolayısıyla. Dolayı Neyi olarak. var? Peygamberlik hariç dedik mi gerisi onu hep <laughs> evet, o. Yani evet. nübüvvet hariç. O tekrarı yok, taklidi yok. Onun kopyalanması, fotokopi yapılması mümkün değil. Onun dışında ne varsa ama her ne var. Mısır'a geldikleri zaman Napolyonlar milyonlarca halk var. Vur öldür hepsini yap diyor. Ezer ulemasını alıp tıraşlamak istiyor. Ezel müfredatına dokunuyor yenisi gelmesin. Böylece Mısır'ı işgalinin gelecek asırlardaki zeminini hazırlıyor adam. Yani alimin itibarına yönelik ya gerçek alimleri kastediyoruz. Alimin itibarını sıfırlama ya da şahsiyetini rencide etme, toplum içinde rezil etme çabaları aslında bir asırlar boyunca tarih boyunca Napoleon var Napolyon'da şey. da vardı. E neden Abbasiler bir uygarlık yıktılar değil mi? bu uygarlığını yıktılar. 100 yıllık bir uygarlığı yıktılar. Getirdiler. Yeni bir uygarlık kurdular. Müsbet menfiliklerini konuşmuyoruz. Tarih dersi değil bizim dersimiz. Ama ortada bir gerçek var. Abbasiler bir medeniyet kurdular. Önceki medeniyeti de imha ettiler. Bunu evet. da ciddi bir şekilde yaptılar ama. Buna rağmen ellerindeki güce, kurdukları büyük bir imparatorluk çapındaki bir devlete rağmen Ebu Hanife'nin nesine muhtaç oldular da onu kırbaçlamayı hissettiler. Aynı Abbasiler Ebu Hanife'den 100 sene sonra veya ona yakın bir zaman sonra neden tuttular Ahmet bin Hanbel olmazsa imparatorluk gidiyor gibi düşündüler. Neden? Ya askerin var. Orduların bir uçtan öbür uca dolaşıyor dünyayı. Yani kimse senin devletine itiraz edecek durumda değil. Bırak Ebu Hanife'yi namaz kılsın bir yerde. Ama çok iyi anladılar ki bu ümmet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bayrak kaldırmış bu ümmet aliminin olduğu yerdedir. Evet. Evet ihtilal yaparsın. Gelirsin 3 gün beş gün ezersin geçersin. Nerede hoca efendi nerede filan Allah dostu diye başladım aramaya insanlar senin ihtilalin gider. Evet. Bunu çok iyi bildiler. Daha doğrusu bu konuda Bitmez tükenmez tecrübesi olan iblis iyi akıl verdi onlara. Ebu Hanife'yi dizginlemeden siz bu işi yapamazsınız. Ebu Hanife'ye de ne teklif ettiler? Sus yoksa kafanı kırarız demediler. Lütfen bize gelip en üst makamda bir maaş alır mısın dediler. Niye kabul etmedi? Çünkü onun iman ettiği peygamberi de tamam Mekke senin olsun, krallık senin olsun, rahat bırak bizi teklifini kabul etmemişti. Elbette çapları farklı tekliflerin. Biri küfür teklifi, biri de müminlerden ama sorunlu bir teklif. Ebu Hanife o dik duruş, o insana tenezzül etmez, o parayı eliyle bile değil ayağıyla iter, sol ayağıyla iter olan anlayışı Ebu Hanife'nin temsilcisi olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. O ruhu oradan aldığı için böyle. Ahmet bin Ambel de öyle. İmam Şafii de Yemen'den onun için çıkmış bu e gelmiş. İmam Malik rahmetullahi aleyh bu imam nasıl oluyor insanlar? Yani bir fetva uğruna kırbaçlanmış imamdan konuşuyoruz biz. Evet. Onu kırbaçlayan da neticede Bizans imparatoru değil. Cuma namazına gidince adına hutbe okunan, sabaha kadar belki Kur'an okuyan, geçen sene filan kafir diyarında cihattan gelen bir halife. Niye kırbaçlıyor ama? Sen hilafet sarayını rencide edebilecek ve daha başka türlü de söylenecek bir da niye üst kaliteden fetva veriyorsun? İmam Malik'in Medine'de, Medine'de hem de kırbaçlanıyor. Ve bir nokta daha üstadım, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve diğer enbiya ikram. Allah'ın muradı böyle tecelli etti ayrı bir mesele ama onlar vefat edince bir Ebu Bekir bulsalardı milim daviz vermez bir Ömer bulsalardı, bir Ali bulsalardı, arşta eli varmış gibi dolaşıyor dufe sokaklarında, bir Ebu Hanife bulsalardı, bir Resulullah deyince gözlerinden yaş boşalan İmam Malik bulsalardı, arkalarından 10 sene sonra başka bir peygamber gelmezdi. Evet. Ee, o Ebu Bekir ile başlayan radıyallahu anhu varda ve onun halkasına takılmayı şeref bilip dünyaya tenezzül etmeden kıyamete kadar bu davayı dava ruhuyla taşıyacak ulema, ulema olmayıp meşayih, bu evet. meşayih olmayıp duat, Allah'a davet edenler. Onlar da büyük yer taşıyorlar. Yani mesela Yunus Emre alim biri değil ama dahi biri. Allah'a davet etmiş. Gönlü hakka bağlı adam. Yani bizi evet. peygamberi temsil sadece alimlerin hakkı değil. Allah'a davet edenlerin de hak. Hatta Abdurrahman İbni Avf olup malını Allah'a kullananlar da bu tip kimseler. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzüne gönderiliş gayesinin fiili sürdürücüleri. Evet. Kitleleri 3-4 ayda imha edebilir bir sistem. Kitle bu. Adı üstünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani halk tabakası dediğin bir araya getirilmiş yüz deve gibidir. Yani nereye sürersen oraya gider. Halk adı üstünde. Ne diyorlar? Futbol sahalarıyla idare ettik bu ülkeyi diyorlar değil mi? E futbol idare ediyor. Dizi film şimdi idare ediyor. Ama ulema öyle değil. Ya da ulemanın öyle olma hakkı yok. Evet. Temsil ettikleri makam itibariyle. Yani hem bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bu muhteşem temsil kabiliyeti evet. o ne muhteşem temsil kabiliyeti bugüne İslamiyet'i getirdi. Ve bunu biz kitaplardan çok mübarek çehrelerin sağladığına inanıyoruz. Yani o feyiz kitaptan pek akmıyor.